Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Mayıs 2023 olduğu halde Mayıs'ın ortalarına geliyoruz. Akşam yağmur yağdı. Hava şu anda çok bulutlu. Şey yapıyoruz. Hava serin. Bak ceketle dolaşıyorum. Leylaklar açtı. Şebboylar, nergizler açtı. Şebboylar açıp geçmeden önce bir çekelim dedim. Ama bir türlü nasip olmadı. Şebboylar çok güzelken, her tarafı papatya gibi açmışken bir türlü denk gelemedik. Bir nasip olmadı. Ama bugün Allah'ın izniyle derim, hadi artık çekelim. Bu Arap Yasemin arkadaşlar. Yıllardır ben bu Arap Yasemin'i arıyordum. Bizim burada Uşak'ta göremedim yani. Birçok yerde aradım, göremedim. Hatta çiçek diye sipariş verdim. Ama yine olmadı. Göremedim. İzmir'e gittiğim zaman kemer altında gördüm bunu, aldım. Bizim bölgemizde kışları -10'lar oluyor. Bu Arap Yasemin'i dayanır mı, dayanmaz mı arkadaşlar bilemiyorum. Ege bölgesinde birçok yerde bahçelerde sarmaşık gibi, çevresini biraz şey yapıyorum, sarmaşık gibi bahçe duvarlarını sardırıyorlar. Ama bizde nasıl olur bilmiyorum. Bir kısmını kenarlardan biraz dal üreteceğim. Şuralardan dal üreteceğim. Alacağım içeriye birazını koyacağım. Aslında bazı şeyleri, videoları izlediğim zaman Ankara'da bahçelerde yetiştiğini ve kışın almadıkları halde yaşadığını öğrendim. Ama risk atmak istemiyorum. Geçen yıllarda da begonvilin bir tanesini dışarıda bıraktım. Soğuk vurdu. Arap Yasemin arkadaşlar, ben birçok yerde çok gördüm, çok hoşuma gitti. Bahçe duvarlarına çit gibi etmişler, çok güzeldi. Birkaç senedir hep aradım, nihayet buldum. Artık bunu şimdi dikip balkona koyacağım. Kışa da Allah kerim diyorum. Benim şeyim var, Yasemin'im var. Hani küçük küçük açan, yıldız gibi küçük küçük açan Yasemin'ler, onlardan var. Onu da galiba bu sene Naviz buradan kaldırdı. Şu bahçenin kenarlarını mı dikledin Naviz sen onu? O fazla şey yapmadı. Ama bu daha çok açıyor diyerekten bunu hep aradım, hep araştırdım. Nihayet buldum. Allah'ın izniyle. Şu kenarları biraz şey yapacağım, şöyle yanlara yatıracağım. Yeni yeni köklenmeler olur herhalde, değil mi Naviz? Olur. Oralardan? Saçak salar o, kök salar. Oraya şey bıçakla kesmemiz mi gerekecek? Gerekiyor, o toprağın içinde kaldı mı patlar mutlaka. Ha, değil mi? O zaman şu şeyleri alayım. Yaprak ben diplerindeki o gözlerden sürerken oralardan kök verir. Tamam, şeyi alıyorum şimdi ben, şu yaprakları alıyorum. O zaman onlar şuradan şey yapabilirler. Balkonlarda yetişebilir arkadaşlar. Birçok insan balkonlarda yetiştirmiş. Burası yol kenarı olduğu için. Var mı bir toprak? Altında arkadaşlar bahçe toprağı, çam toprağı, karma güzel bir toprak var. Üzerine de şimdi bu hazır topraktan yapıyorum. Islanmış o da. Şurasını şey yaptık arkadaşlar. Buradaki yaprakları alıyorum ki buradan yeni kök olsunlar. Gerekirse sonbaharda şeyi alırım. Bir iki kök içeriye alırım. Hani soğuk vururuzka risk olmasını istemem. Şuradan bir iki şeyini kök üremesi için buraya daldırma yaptım. Daldırma yapıyoruz. Hani üzümlerde falan olur arkadaşlar. Üzümlerin uzun çubuklarını daldırma yaparlar. Orada köklendiği zaman ana ve yaşlanmış kökleri keserler. Ben de onun gibi bazı şeyleri, bunlar da olabilir. Kışa birazını alırsam bu tazeleri köklenenle alırım. Bir saksıya ekerim. İçeriye alırım. Ana şeyde, ana yaseminde dışarıya bırakırım. Soğuk vuracak mı, vurmayacak mı, bunları denemiş oluruz. Deneye deneye öğreniyoruz arkadaşlar. Bazı çiçekleri bizim bölgemizde, Uşak'ta ben bu şeyi görmedim.
Arap Yasemin'ini görmedim. Belki vardır, bana rastlamamıştır. Onun için kışa dayanıp dayanmayacağından çok emin değilim. Toprak mı? Şu küçüğü de şey yapayım ben. Tabandan hemen şey yapma. Bük böyle kırılmadan. Aha, büktüm, büktüm. Toprağın içine sektin ki önce U, ondan sonra geri çevirdiğin zaman ne olur? Şöyle olunca. Orasını doldur, oradan saçaksaları kesersin sonra. İki tane şey köklendirme yapıyoruz. İnşallah buradan ürer. Eğer kışa dayanırsa bunu ben yaşayarak bakarım. Ve üreterek yine arkadaşlarıma, konu komşuya, herkese dağıtırım. Aslında bu taraftaki uzun dalı yapsan odur orada. Zaten bir tane yukarı doğru anaç var, ha işte engelindeki. Ama bu uzun yukarıda dalı. Ya. Ya anaç dalı, bu taraftakini diyorum bak. Şunu. Ha, ta elin olduğu yerden daldırabildin onu. Bırak hadi, elleme onu, elleme. Şey yapmayın ya. Elleme. İki tamam. Tane yaptım ve risk olmasın. Riske girmeyelim. Havalar henüz bizde ısınmadı. Akşam kaloriferi bile açtık. Isınıyor. Kimisi kısa kollu geziyor arkadaşlar. Kimisi benim gibi ceketle geziyor. Dün evveli gün sen falan hava gayet güzeldi. Ama bugün serinledi. Arkadaşlar bu leyleğin beyaz tarafı şey, aşı. Bu sene beyaz leylek az açtı ama eflatunlar da az açtı. Bu tarafında hemen hemen hiç olmadı. Aslında geçen yıl çok fazlaydı. Bu yıl çok açmadı. Dinlenme mi yapıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Öbür taraftaki leylek çok güzel, her sene açıyor. Bir dalda iki cins. Şep boyları da bakın arkadaşlar. Çok güzel açmıştı bundan. Şimdilerde artık tohuma geçiyorlar. Tohumlanıyorlar artık bunlar da, geçiyorlar. Geçen de burada domates dikerken size dışarıdaki şep boyları gösterelim dedim. Ama şey bittikten sonra unuttuk onu. Domatesler de büyüyorlar. İçeride de bir sıra şep boy var. O gün göstermiştik. Güneş olunca çok güzel açmıştı. Şep boyları gösterdi. Beyaz şeyi. Çiçeğin ismini unuttum. Leylak. Leylak. Denk, öbür başta beyaz leylak var. Ortada iki cins var. Hemen gene burada bu baştakine arka tarafta gene pembe olanı var. Evimizin tam kenarında 3 tane şey var. Oradaki beyaz şeyi
Zeynep komşum vermişti. O böyle büyük değildi. Ben onu beyazı aşıladım. Ama sık oluyor çiçekler ama küçük oluyor. Bunun çiçekleri çok büyük oluyor arkadaşlar. Beyazlar olduğu zaman da kendisi ana dalı bu. Şu eflatun olan beyaz aşı. Hangisi olursa olsun onlar çok büyük oluyorlar. Yol kenarında da çekmesi böyle oluyor arkadaşlar. Bugün Arap Yasemin'i diktik. Kenarlarından daldırma yaptık. Daldırma, köklendirme yaptık arkadaşlar. Bunlar köklendiği zaman alırken de sizlere gösteririm. Kök olur onlar. Birçok zaman biz birçok ağaçta, çiçekte bunu deniyoruz. Köklenme oluyor. Şimdi de Yasemin'e yaptık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen bize abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.